açıklamalar var. Efendim? Aslında ilk olarak Pentagon tarafından bir bilgilendirme gelmişti. İsrail'in Beyrut'a yapılacak olan saldırıyla ilgili olarak Amerikan ordusuna, Pentagon'a bilgi verdiğine dair bir açıklama vardı. Çok affedersiniz. Çok yaşa, güzel yaşa. birlikte. Daha sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedran Patel bir açıklama yaptı. O İsrail ve Lübnanlı bu şeyle saldırıyla ilgili olarak tansiyonun yükselmesinden yana olmadıklarını, Amerika'nın kesinlikle tansiyonun bölgede yükselmesinden yana olmadığını söyledi. İsrail'in bu tarz bölgedeki kötü niyetli gruplar, ki Hizbullah'ı kastederek, kötü niyetli grupların saldırılarına karşı kendisini savunma hakkının olduğunu ve Amerika'nın İsrail'in kendisini savunma hakkını tanıdığını söyledi. Ve İsrail'in bölgede dünyanın bir başka hiçbir bölgesinde olmadığı şekilde tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Onun ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'e bir soru soruldu bununla alakalı. O ilginç bir ifade kullandı. Biz Amerikan yönetimi olarak savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yani savaş kaçınılmaz değil, buna inanmıyoruz. Hani bölgede bir savaş çıkmayacak, bölgedeki savaş daha da büyümeyecek dedi ve tansiyonun daha fazla yükseltilmemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Diplomatik çözümden yana olduklarını ve Amerika'nın bu yönde çaba harcadığını söyledi. Yani Amerikan tarafı ilk olarak dediğim gibi hani Pentagon saldırıya dair kendilerinin bilgi sahibi olduğunu belirttikten sonra hem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasında evet İsrail'in kendini savunma hakkı vardır'a vurgu yaptı. Ama öte taraftan Beyaz Saray'ın açıklamasında da Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da bölgede tansiyonun daha fazla artmasını istemediklerini, bölgede bir savaşın, daha geniş kapsamlı bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadıklarına dair bir vurgu yaptı. Yani Amerikan yönetimi tansiyonu biraz daha düşürmeye yönelik açıklamalar yaptı dersek yanlış söylemiş olmayız açıkçası. Ve bölgede tansiyonun daha fazla yükselmeden daha bölgesel bir savaşa evrilmesini istemediğini belirtiyor Amerikan yönetimi. Evet, çok teşekkür ediyorum Mehmet Sümer. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşürüz. İyi yayınlar. Peki. Çok teşekkürler. Evet, hemen size döneyim Türker Bey. Amerikan yönetimi böyle diyor. Hep tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yapıyor. Ama tansiyon bir türlü düşmüyor. Ve bunun karşısında da İsrail gittiği zaman kongreye Netanyahu 58 kere alkışlarla kesiliyor. Ayakta alkışlanıyor. Tansiyon düşürmeye çalışıyor ama bir şey yapmıyor. Öyle değil mi? Şimdi bu işin başından beri gerçekten daha kontrollü işler yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Gazze'deki operasyon başlamadan önce konuşlanmasını tamamladı. Yani Akdeniz'de, Körfez'de, hatta Kızıldeniz'de konuşlanmasını tamamladı. Niçin? Yani sen ne yapacaksan orada yap ama bunu bölgeselleştirme. Çünkü dikkatler kuzeydeki savaşta, Ukrayna-Rusya savaşında, esas hedef biliyorsunuz Asya-Pasifik bölgesinde, Orta Doğu'da yaygınlaşan bir savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhineydi. Ama özellikle bir seçimin arifesinde olmamız nedeniyle Netanyahu, hatta şu anda kendisi yaşamını kaybetti. Rafael Saadi vardır. Ben de kendisini tanıyorum. Türkiye'de basında da yazıları falan çıkardı. Yani ben Netanyahu'nun iyi bir insan olmadığını falan anlatmaya çalışırdım kendisine. O da öyle çok savunmazdı ama derdi ki, Bibi derdi o, şeytandır derdi. Şeytana küllanı ters giydirir derdi. Hatta o zaman muhalefetteydi. Bak dedi, gör, tekrar iktidara gelecek dedi. Yani böyle bir insan Netanyahu. Bir de geçmişten, yani 90'lı yıllarda sözleri var, açıklamaları var. Birkaç yıl içinde İran nükleer silaha sahip olacak. Ya 90'lı yıllarda söylüyor ve iki devletli çözümü çöpe atmak istiyor. Şerian ehlinden Akdeniz'e kadar yekpare bir İsrail'in peşinde koşmaya çalışıyor. Ya bunlar, yani bilinen gerçekler. Şu anda bunu realize etmeye çalışıyor. Tarihe geçmek istiyor. Yani bu vizyonunu gerçekleştiren bir siyasetçi olarak tarihe geçmek istiyor. Bir de üzerinde iç politika baskıları var. Hatta
Şu anda biraz durdu galiba. Özellikle İsrail'de buna yönelik çok protesto gösterileri falan da vardı. Ve yargılanması söz konusu. Yani bunu bir iç politika hamlesi olarak da kullanmaya çalışıyor. Ben müsaade ederseniz demin söylenen bazı sözler var. Yani bir kere bugün öyle bir yere geldi ki, bir kere şunu da söyleyeyim. Bir ülkede cumhurbaşkanıyla Dışişleri Bakanı'nın sözleri bağlayıcıdır. Yani her